Ebu Zinat şöyle söyledi. Eğer kıyasla giderseniz savun oruç değil mi ki kaza ediliyor? Şu halde namaz da kaza edilmeli dersiniz. Ama sünnette bu böyle değildir. Oruç kaza edilir ancak namaz kaza edilmez. Yani şey için, regl olan bayanlar açısından o dönemle alakalı olarak. Genel namazın kazası için söylüyorum. Bütün herkes için. Namazı kaza ediyoruz ya şimdi biz. Ha o genel kadınlarla ifade, alakası yok yani. Genel ifade olarak. Ve bu namazı kaza edilebileceğini savunanlar. Evet, sünnette bunun böyle çok açık bir karşılığı olmadığında. Karşılığı olmadığı halde. Evet. Yani çünkü ben bu aralarında henüz üzerinden vakit geçmeden. Evet. Bir sonraki vakitte önce onu sonra diğerine kılarak. Evet. Daha sonraki bir örnek böyle belirgin bir durum gözükmüyor sünnette. Evet. Biz şimdi bırakın bunu bir ömür boyu mesela adam namazı bırakmış 40 yaşında namaza başlamışsa önceki 20 yıl bile kaza ediyor. Böyle bir rivayetin olup olmadığını sorduğumuzda da oruçtaki kıyası. Evet, fıkıh bunu oruçla kıyas edip öneriyor. Evet, oruçla kıyas edip öneriyor. Artık bunu ciddiye alanlar kılarlar bu namazlarını. Kırılabilir durumdaysa çünkü çok sayıda olursa belki kılınamaz da. Oradaki dayanak belli ki oruçla olan kıyas yani. Ama Ebu Zinad'ın yaklaşımına bakarsanız sünnetteki yani bu uygulamaya dair hususlar nakil ile esas alınmalı diyor. Kıyasa başvurmayın demek istiyor. Kıyasa başvurursanız yanılırsınız demek istiyor. Şimdi oruç borcu olan velisi amelle ilgili meseleleri bahsediyoruz yani. Oruç borcu olanın velisi orucunu tutuyorsa böyle bir kıyası yarın bir tanesi yapsa namaz da tutulur dese şimdi bu dediğiniz namazı kazası olur oğlum. Türkiye'de din adamı olup da söylemeyeni ben hiç görmedim. Yani ben görmedim aslında. Herkes diyor ki sünnetlerinizi terk edin. Yerine geçmiş namazlarınızı kılın. Kaza namazını çok ciddi bir şekilde savunuluyor. Hatta kabullenilmiş bir vaziyette. Dediğim gibi yani oruçla kıyas edip bu kıyas ile önerilmiş. Temel arka planda ihtiyat var. Yani biri size gelse bunları kılayım mı kılmayayım mı yok kılmana gerek yok demek de kolay bir şey değil. En fazla buna dair ciddi bir hadis ben sorulduğunda öyle söylüyorum. Yani buna dair belirgin bir hadis örneği bilmiyorum. Ama soru tekrar yine yeniliyor kendisini. Yani kılmam gerekiyor mu gerekmiyor mu? Ben onu bilmiyorum. Kur'an'da kılın tutulmayan oruçları nasıl tutulacağı ifadesi de var. Evet. Oruçtan çok daha fazla geçen namazın kılınmadığı takdirde diye bir istisnası yok. Var mı? İşte olmadığı için zaten oruçla kıyas ediyorlar. Olsa doğrudan onu uygularlar. Bir herkes değil, kılmayanlar vardır yine ya. Yok, yanlış yapıp yani galat bildiğiniz kusur kusur işleyenler de vardır yani. Şimdi bizi esas ilgilendiren Resulullah'ın uygulamasındaki gecikmiş şeylerin bir sonraki vakit girmeden kılınmış olması. Bu da bir çeşit kazadır yani. Çünkü sabah namazı vakti geçmiş. Bir sonraki vakit gel, tehir diyoruz biz buna. Şimdi Resulullah acaba onu da geçirseydi kılar mıydı sorusunun cevabını da bilmiyoruz. Çünkü böyle bir hadiseyle karşı karşıya değiliz. Olsaydı o bu kez sadece olmayana dayalı bir delil değil, olana dayalı bir delille sizin dediğiniz artık kesin olacaktı. Yani vakitte geçseydi, öğlen de geçti, Resulullah hiçbir şey kılmadı o namazıyla alakalı. Halbuki bazı rivayetlerde farz namazı değil, alışkanlık ettiği namazını aradan vakit geçmişken bile kıldığına dair. Ama bu farz bir namazı değil. Bunların hepsi böyle inceden inceye şeyi okşuyor. Yani namazın kazası olabilir okşuyor. Ama bunlar da doğrudan delil midir? Değildir. Bir insana buradan doğrudan yükümlülük çıkarmak için bak böyle bir durum vardır ve Resulullah bunu böyle kendisi uygulamıştır. Yahut
böyle bir durumda olan bir kimseye bunu kaza etmesini açıklıkla Resulullah söylemiştir. Gündem olmuştur bu diye. Bu da yok. Dolayısıyla flu kalan bir alanda kıyas ile gelen bir öneri var. Diğer taraftan buna karşı çıkan düşünce de diyor ki yani bunu öneriyorsunuz ama bir zorluk oluşturuyor. Bunu önerseydi vaktiyle Resulullah bir şekilde önerirdi. İkaz ederdi namazlarınızı kaza edin diye. Dolayısıyla müminlerin üzerine daha fazla yük çıkarmayın. Bu tevbe etmek isteyen, dönüş yapmak isteyenlerin önüne çıkarılan ikinci bir akabedir, bir tümsektir. Bu düşüncenin çok anlaşılabilir tarafı var. Ama benim yani yaklaşımım böyle bir konu gündeme geldiğinde fetva vermek gibi değil de zaten fıkhın o fetva veren tarafından hoşlanmadım hep. Elimizde bu konuda ne var? Bu konuda elimizde şunlar şunlar var. Artık gerisi senin bileceğin bir şey. İstersen git bolca namaz kıl, geçmişte kılmadığın namazlar. Nafile olarak. Nafile. Ne niye artık? Sen bilirsin. Yani elimizdeki malzeme bu. Bir de hocam kaza bir sefer ertelersiniz iki sefer. Adam bir yıllarca bunu nasıl bile bile kılmadığı halde sonra dönüyor bunun üzerine farz düşünmesin. Kıyas açısından da biraz bir şey. Daha fazla konuşulduğunda biz de fıkıh yapmış oluyoruz. Elimizde böyle yani. Ama unutmayınız Resulullah vakti geçmiş namazını kılmıştır. Yani bir sonraki vakit gelmeden. Hendek Muharebesi'nde sanki hocam biraz önce demiştik ya, sabahtan akşama kadar hiçbir namazını kılamadı. Sadece akşam ilerledi, akşam ilerledi. Bu muharebe esnasını terk edemedi, ta akşama kadar öğrendiğim gibi bunun kullanımında hatta beddua ettiğini, şöyle hadisinde sanki okumuştu hocam. Evet. Hatırlıyorum bir şeyler ama çok net bir şey hatırlamadığım için bir şey söyleyeyim. Akşamı kılmadım diyordu yani. Cuma. Yok onun dediğine benzer ifadeler de vardı. Akşama kadar kılmadı ve peygamber onlara lanet ettiğini. Hocam şöyle bir ikindi namazı Kureyza olduğunda kılmadı. Evet. Oraya varmadan kimse ikindi namazını kılmasın şeklinde. En kötü ihtimalle vakti geçirmiş olurlar. Yine bir sonraki vakit gelmeden kılarlar. Yani şu inkar edilemez bir şey ki namaz rutin bir ibadettir. Sıklıkla tekrar edilen ve her müminin her an gündeminde olan bir şeydir. Bunun kılınmadığı takdirde yerine bir kazası varsa bunun gündeme gelmemiş olması benim nazarımda düşünülemez. Dolayısıyla sünnette böyle oturmuş bilinen bir kaza şeyi gözükmüyorsa bu açıklıkla bunun vaz edilmediğinin delili sayılmalıdır. Öyle bakıyorum olaya. Çünkü ayda yılda bir olsa dersiniz ki hani çok kurcalamadılar. Dolayısıyla kazası olsun mu olmasın mı gündeme gelmedi ya. Bu her gün olan bir şey yani. Dolayısıyla bize sahabiler kaçırdın sen namazını 10 gün bile geçse, 1 yıla bile geçse borcundur, kılacaksın demiyorlarsa böyle açık bir sahabi anlayışında elde edilmiş, Resulullah'tan algılanmış bir netice yok ise bunun aslı da yok demektir demek ki. Ben öyle anlıyorum. Ama bunu oruçla kıyas edip bir şekilde öneren fıkha da bir öneri olarak bakabilirsiniz. Sonuçta bir adam gelse kıldım ben o tür namazların hepsini dediğinde başı boşuna kılmışsın diyecek halimiz de yok. Allah namazdır, ibadettir sonuçta. Allah kabul etsin. Belki Mehmet abinin rahatsız olduğu tarafı bunun farziyete yakın bir düzeyde ifade edilip yani zorunlu şekilde ifade edilip tevbe etmek isteyen Allah Azze ve Celle ile artık barışık bir hayat tarzına geçmek isteyenlerin önünde büyük bir engel olarak gözükmemesi. Buna hakkımız yok. Adam 20 yıl namaz nereden kılacağım? Ben diye düne kadar normal namazı kılamadım. Şimdi bundan sonra katmerli kılacağım, olacak şey değil deyip eğer vazgeçirirsek yani zorlukları dolayısıyla buna bizim hakkımız yok. Resulullah beşşiru, yessiru ve la tuassiru buyuruyor. Hatırlayınız geçenlerde iki ay oruç tutabilir misin diyen adam dediğinde adam ya Resulullah normal orucu bile beceremedim yani vardım hanımımla beraber oldum bir de üstüne hem de iki ay
deyince Resulullah tabii ki yapacaksın, cezası bunun falan demiyor. Hemen diğer seçeneğe geçiyor. Bizse şimdi adama 20 yıllık, 30 yıllık namazını önüne fatura edip koyuyoruz. Eğer tövbe etmek istiyorsan önce bunu bir öde bakayım der gibi. Bu çok şey olur. Yani hele hele bu konuda dayanağımız yokken, bir kıyas üzerinden gidiyorken yani peki devam edelim.